Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de otomatik şanzımanın nasıl test edildiği, neler yapıldığıdır. Arızasını kesinlikle tespit edilip edilemediğidir. Evet ustam, ne düşünüyorsunuz? Şimdi otomatik şanzımanla alakalı ekspertiz merkezleri ne yapar, ne yapmalı? Biz neler yapıyoruz, kısaca bahsedelim. Birincisi gelen aracın direkt olarak şanzımanla alakalı ilk kontrolümüz motor performans testi aşamasında ortaya çıkan kontrolümüzdür. Çünkü biz motor performans testi yaparken otomatik şanzıman araçlarda ortalama 150 ila 200 km hızla çıkmamız gerekiyor. Tam performansını alabilmek için aracın. Bu esnada zaten bütün vitesleri deneme şansımız oluyor. Örneğin otomatikse otomatik şanzımanın direkt tek otomatikse otomatik durumuna bakıyoruz. Yarı otomatik şanzımansa triptronik kısmına bakıyoruz. F1 vites denen vites geçişlerimiz varsa, özelliği varsa aracın bunları kontrol etme şansımız oluyor. Dolayısıyla bütün sistemin sağlıklı çalışıp çalışmamayı ilk etapta burada bir görüyoruz. Ondan sonra motor performans testimiz sonlandıktan sonra aracı lifte alıyoruz. Lifte kaldırıp aracın alttaki şanzımanın durumunu fiziki olarak gözden ve kontrolden geçiyoruz. Nedir fiziki durumu? Bir yağ kaçağı var mı? Yakın zamanda işlem görmüş mü? Şanzıman değişmiş mi? Kavrama kısmı açılmış mı? Gibi kısımlarını kontrol ediyoruz. Herhangi bir hasar darbe almış mı? Şanzımanda vuruk veya kaynak var mı? Bunları birebir görüp müşteriye de gösteriyoruz. Bu konuda detaylı bir şekilde bilgisini aktardıktan sonra ikinci aşamayı bitirip üçüncü aşamada biliyorsunuz 2000 yılından sonra bütün araçlar hemen hemen beyin kullanmaya başladılar. Şanzımanların da bir beyni vardır. Elektronik beyni vardır. Mekanik kısmı kadar hani vites geçişlerindeki vuruntu ve diğer durumlardaki mekanik fiziki durumu kadar elektronik olarak beyin durumu da çok önemli. Özellikle yarı otomatik şanzımanların çoğu robot olarak tasarlandı. İçeride bir robot beyin vardır. Bunlar genellikle mekanik arızadan ziyade elektronik arıza çıkarttılar. Bunlarla alakalı cihaza bağlayıp arızaları kontrol ediyoruz. Yani hem mekanik hem elektronik anlamda hem fiziki anlamda kontrolü gerçekleştirdikten sonra 3 aşamadaki kontrol biter. 45 dakika 50 dakika ortalamada genel ekspertiz süresi bittikten sonra aracın durumunu, bütün durumunu yani boyasından kaportasına A'dan Z'ye alıcı ve satıcıya anlattıktan sonra en son yol testine çıkıyoruz. Yol testinde de bunu yapma nedenimiz şu. Neden yapıyoruz bunu? Genellikle şununla karşılaştık. Biz sonuçta alınan araba ikinci el bir araba. O gün için belki bizim fark etmediğimiz bir şey, sorun. Sonrasında da gerçekleşmiş olabiliyor. Bize deniliyor ki ya işte arabanın şanzımanından şöyle bir ses geliyor. İşte arabada şöyle bir şey var. Biz de tereddütte kalmamak adına alıcı ve satıcıyı aynı bizim yanımızda misafir gibi arabayı alıyoruz. Bir tur atıyoruz. Diyoruz ki eğer varsa işte şu sorun var, şu problem var. Şunda İkinden üçe atarken vuruntu yapıyor veya işte kalkarken silkeleme yapıyor gibi detaylara giriyoruz. Eğer hiçbir şey yoksa bakın biz size şanzımanı sağlam teslim ettik. Aracın şu an için şanzımanı sağlıklı çalışıyor diye bilgisini aktarıyoruz. Anladım. Özellikle şunu sormak istiyorum. DSG şanzımanla insanlar korkuyorlar. Piyasada kullanılan araçların kullandığı şanzımanlardan en iyisi hangisidir size göre? Şimdi en iyisi derken tabii ki evet. En az arıza vereni. Biliyorsunuz en az arıza veren ürünler bu her elektronik alet içinde geçerli. En az özelliği olan ürünlerdir. Nedir en az özellik? Direkt tam otomatik şanzımanlar. Yani bizim bildiğimiz 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda kullanılan şanzımanlar çok daha uzun ömürlü şanzımanlardı. Yani hiç açılmadan mesela bir Mercedes'in şanzımanı hiç açmadan yanın suyuna baktıktan sonra 400 bin kilometre gidebiliyor. Örneğin benim kendi aracım 83 model bir BMW var. Otomatik şanzımandır. Bugüne kadar şanzıman açılmış 380 bin kilometrede bir arabadır. Yani eski nesil düz olan şanzımanlar daha uzun süreyle gidebilen şanzımanlardır. Onlardan kalmadı yani. Doğru. Şu anda olanlar doğru. 2000 Japon arabaların özellikle şanzımanı evet, çok sağlam evet, olduğunu söylüyorlar. Evet. Ona Honda'nın geleceğim tabii ki. 2000'li yıllarda bu geleneği devam ettiren Japonlarda Ne kaldı dersiniz? Honda kaldı. Dediğimiz o geleneksel şanzımanı devam ettiren Honda kaldı. Honda'nın şanzımanı gerçekten evet, sağlam ve problemsiz. Yani zaten Honda mekanik olarak genel anlamda problemsiz bir arabayken şanzımanı da ön plan çıkan bir arabadır. Yani çok özellikle olmuş yarı otomatik, triptronik olmayan şanzımanlar daha uzun süre giden şanzımanlardır. Ha yarı otomatik şanzımanlar çok mu kötü? Hayır. Yarı otomatik şanzımanların şöyle bir esprisi var. Kullanaç şanzıman deriz biz onlara. 100 binde ortalama baskı balata değişimi ister. Evet. Bunları DSG'ye de dahil. Ne bileyim Citroen'in kullandığı, Toyota'nın yeni versiyonlarda kullandığı şanzıman, Fiat grubunun kullandığı şanzıman bunlara dahil olmak üzere kullanaç şanzıman deriz. Problem veya masraf olarak daha kısa sürede masraf çıkartır. Fakat bir tam otomatiğe göre de tamiri daha kolaydır. Yani gittiğiniz zaman arıza bellidir. Oradan sanki bir yazıcının kartuşunu çıkartır gibi parçayı çıkartıp tekrar yine yerini takıp olayı çözerler. Daha ucuz maliyetli fakat daha çok kilometre sıkıntı çıkartır. Tam otomatik şanzıman daha uzun vadelidir kullanımı. Şimdi ustam baskı balata dediniz. Özellikle bunu soruyorlar.
Araç teste geldiğinde ilk başta baktığınız şey baskı balata. Doğru mudur? Yani motor testine baskı balatası zayıf olan aracı almıyorsunuz. Tabii ki özellikle debriyaj, yani manuel arabalarda eğer bir şanzımanda debriyajda kaydırma varsa biz bunu hissediyoruz. Direkt olarak zaten bindiğimizde ilk yaptığım şey bir marşa basmak, aracın sesini duymak, iki vites geçişleri ve debriyaj durumu. Kaydıran debriyaj zaten kendini belli eder. Biz onu anlayabiliriz rahatlıkla, onun tepkilerini ölçebiliriz. Kaydırdığı anda zaten tam performans testini vermez ve vermeyeceği için de kalan kısa ömrünü de biz test aşamasında bitirmemek adına testi almayız arabayı.